Ben bu deprem döneminde çok defalarca deprem bölgesine gittim. Dönüp geldiğimde bana işte artık bu saatten sonra ceketimizi koysak Sayın Erdoğan karşısında kazanacağız diyenlere dedim ki siz deprem bölgesini gezmediniz ve büyük yanılgı içerisindesiniz. Bakın isim vermeden yapacağım bunu. Bir anekdot. Büyükelçim öyle başladı. Ben de depremi Hatay'da bir eve ziyarete gittik. Daha doğrusu merkezdeki evleri yıkılmış. Harbiye'de yukarıda küçük evleri varmış, oraya taşınmışlar. Abimiz ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi 70 yaşındayım. 45 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Arap kökenliyim, Aleviyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bu Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim dedi. Ben bunu geldim söyledim her tarafta. Ya bana güldüler birileri. Ya hocam yapma gözünü seveyim. Bu ekonomi felaket işte şu. Ya tabii ki bakın şöyle bir şey var. İktidarın yanlışlarını söylemek ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Erdoğan karşıtlığına o kadar güveniyorlardı ki herhalde. Tabii. Yani ne olursa olsun Şimdi başka bir şey daha var. Eğer bir iktidarı yıkamıyorsanız, o da güzel bir laftır ama kim söylediğini hatırlamıyorum. Siyaset bilimi kitaplarında o zaman muhalefeti değiştirin derler. Anlatabildim mi? Bu kadar açık. Sayın Kılıçdaroğlu'na çok net olarak bugün çünkü benim de böyle bir çalışan grubu aradı, siyaset konuşuyoruz. İşte bu yerel seçimler ne olur falan. Bakın bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu haliyle yerel seçimlerde daha önce kazandıkları büyük şehirlerin %50'sini kaybederler. Çok açık ve net söylüyorum. Bu uyarılar diye. Zaten Yani ayrışma %50'sini oldu artık. kaybederler. İki, Ayrışma. başka bir şeye üzüntü duyuyorum. Şunu da söyleyeyim. Maalesef bu da halkıma olan eleştirim. Gerçekten Türk halkı demokrasi anlayışına sahip değil. İtiraz etme anlayışına sahip değil. İtirazdan kalkışmadan falan bahsetmiyorum. Şimdi ben kendisiyle yemeğe giderken benim 25 yaşındaki oğlum dedi ki, o da meraklı, baba lütfen rica et de aday olmasın dedi. Hayır. Şimdi 25 yaşındaki oğlum söylüyor bunu. Ben ilk defa burada, yani Hocam, ilk defa bir hocam. televizyonda iç siyaset konuşuyorum. Seçim boyunca hiç çıkmadım. Sayın Büyükelçim, sevgili Sayın, ama bu sefer biraz içimi dökeyim yani. Tabii. Şimdi benim oğlum bunu söylüyor. Yani aday olmasın söyle dedi. Şimdi bakın, güçsüz muhalefet iktidara seçim kazandırır. Güçlü muhalefet devlete güç kazandırır. Bakın Doğru. çok açık ve net. Birinden biri olsun. Bakın muhalefet olmalı. Çok tekrarlayayım önemli. bunu, bu şeyi olsun. Tabii. Güçsüz muhalefet iktidara seçim kazandırır. Güçlü muhalefet devlete güç kazandırır. Tabii. Şimdi iktidarların icraatlarından sorumlu tabii ki iktidarlardır. O icraatların hem doğruluğundan hem yanlışlığından bir kısım sorumluluk da muhalefete aittir. Doğruya yönlendirebilmeyi başaramadığı için. Ya da doğruya yönlendirmeyi başarabildiği için.